Merhaba. Bugün CNC torna tezgahlarında teknik resimdeki ölçülere göre temel ve basit olarak alın ve silindirik tornalama işlemlerinin programını yapmaya çalışacağız. İlk olarak boy ve çap ölçüsü belli olan tornalama operasyonunun üretim algoritmasını oluşturacağız. Ardından bunun ISO kodlama sistemi ve Fanuc kontrol paneline sahip CNC torna tezgahına uygun bir şekilde programını oluşturacağız. Bu video hem yeni başlayanlar için hem de temel bilgileri pekiştirmek isteyenler için harika bir rehber olacak. Hadi adım adım bu süreci beraber keşfedelim. Yanda teknik resmi verilmiş iş parçasının boy ölçüsü 25 mm, çap ölçüsü 35 mm'dir. Verilenlere göre alın ve silindirik tornalama programını yazınız. Ekranda görünen tanımlamalara göre kırmızı ince çizgiler G00 talaşsız hızlı harekettir. Mavi kalın çizgiler ise G01 talaşlı doğrusal harekettir. Ekranda görünen referans sembolü iş parçası sıfır noktası yani program referans noktasıdır. Programda mutlak koordinat sistemine göre x0 z0 koordinatları sembolün bulunduğu noktadadır. Talaşlı üretimimizi ekranda görünen takım yolu yörüngesi üzerinde W ve N, M, G uca sahip tek takım ile gerçekleştirmeye çalışacağız. Şimdi tanımlama ve oluşturduğumuz algoritmaya göre programımızı yazalım. Temel seviye program yazabilmek için ön koşul bilgilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bunun için kanalımda bulunan CNC program yapısı ve başlıca CNC torna kodları adlı içeriklerimize bakabilirsiniz. Şimdi iş parçasının programını yazmaya başlayalım. Programda ilk olarak program adını tanımlamamız gerekmektedir. Bunun için ISO programlama dili ve OITD serisi Fanuc kontrol panelli bir sistemde program adı O harfi ile başlar ve ardından O harfinin yanına 4 rakamdan oluşan bir sayı yazılır. Oluşturmak istediğiniz program daha önce yazılmamış olmalıdır. Programınızın adı, örnek olarak o 0001 veya o 0057 veya o 0678 veya o 1034 şeklinde olabilir. Şu an bizler, programımızın adını o 1234 olarak tanımlayalım. Ardından kontrol panelinde program yazarken, end of block yani EOB tuşuna basınca çıkan ve satır bloğunuzun bitişini sağlayan noktalı virgül sembolünü ekleyelim. Her blok satır sonuna mutlaka, EOB yani noktalı virgül sembolü eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca her blok satırı hafızaya alabilmek için kontrol panelinden EOB tuşuna bastıktan sonra insert tuşuna basmanız gerekmektedir. Şu anda programımızı bilgisayarın metin editöründe yazdığımız için bunlar bizim için sorun teşkil etmeyecektir. Şimdi sırasıyla diğer satırları yazmaya başlamadan önce sizlere satır numaralarından bahsetmek istiyorum. Program numarasını tanımladıktan sonra diğer blok satırların başına N harfi ile başlayan ardışık satır numaraları yazmanız gerekmektedir bizler, herhangi bir hatada araya girebilmek için, satır numaralarımızı onar onar artacak şekilde, yazmayı tercih etmekteyiz. Sektörde birçok programcının satır numarası yazmanın işlevsiz olduğu değerlendirmeleriyle karşılaşabilirsiniz. Bizler iş güvenliği ve, formal eğitimin gereğine uygun temel eğitimler vermekteyiz. Bu yüzden, bizler bu satır numaralarını yazmaya özen göstereceğiz. Ayrıca satır numarası yazmak, hata ayıklamada, bazı çevrim ve durumlarda gereklilik arz etmektedir n satırında, metrik ölçü sistemi seçimi için G21, takım yarıçap iptali için G40, ilerlemenin milimetre bölü devir cinsinden tanımlayabilmek için G99 kodlarını yazıp ardından EOB yani noktalı virgül işaretiyle satırı sonlandırıyoruz. Kodların özellik ve görevleri bakımından, çakışma oluşturmayacak şekilde yazılması gerekmektedir. N20 satırında, Tareti iş güvenliğine uygun bir şekilde herhangi bir yere çarpmaması için emniyetli bir koordinata maksimum hızda talaşsız hareket ile konumluyoruz. Bu amacı gerçekleştirmek için N20 satırı, g 00 x 100 z 100 0 b şeklinde yazılır. ISO kodlama sistemi ve panuk kontrol panelli CNC torna tezgahlarında takım çağırabilmek için, T kodu ve ardından amacımıza uygun 4 taneli bir sayı girişi yapıyoruz. Bu 4 taneli sayının ilk 2 rakamı takımın taretteki istasyon numarasıdır, ikinci ve sondaki 2 rakam ise takımın offset sayfasındaki numarasını temsil etmektedir. Buna göre, N30'a, takımın Taret'teki istasyon numarası 1 ve, takımın offset sayfasındaki numarası 1 olan takımı çağırabilmek için, T0101 yazıp ardından EOB ekliyoruz. N40 satırında, Fener miline dakikada sabit devir hızında tanımlama yapabilmek için G97, Fener milini saat ibresi dönüş yönünde döndürebilmek için n 03 bu kodlara bağlı olarak Fener miline 2000 devir sayısını tanıtabilmek için ise, S2000 yazılır ve ardından EOB ile bu blok satır bitirilir. N50 satırında soğutma sıvımızı açabilmek için N08 kodunu yazıp ardından EOB ile bloğu kapatıyoruz. Buraya kadar yazdığımız satırlar ile tanımlama ve iptaller yaptık ve tezgahı talaşlı üretime hazırladık. Bundan sonraki programlama süreci için resimdeki tanımlamaları inceleyelim. Bu resimde kırmızı ince çizgi belirtilen takım yolu hareketleri G00, talaşsız ve maksimum hızda hareket, mavi kalın çizgi ise G01 talaşlı, doğrusal harekettir. Ayrıca resimde takım yolu hareketlerinin sıralandığı 7 konum bulunmaktadır. N60 satırında parçaya emniyetli bir şekilde yaklaşmaya çalışalım. Bunun için sol taraftaki resme odaklanalım. N60 satırında, resimde görünen, emniyetli bir şekilde parçaya yaklaştığımız, bir numaralı noktaya bizleri götüren çizgi, kırmızı ince çizgidir. Bunun için emniyetli noktaya, hızlı, talaşsız, G00 kodu ile bir hareket gerçekleştireceğiz. Bir nolu nokta ile ilgili bir koordinat ya da bir ölçü tanımlaması yapılmamıştır. Fakat bizler bu emniyetli yaklaşma noktasına, teknik eleman gözüyle, ölçme ve değerlendirme yaparak amacımıza uygun bir koordinat tarifi yapabiliriz. Bir numaralı koordinatın parçanın kaba ölçüsü olan 40 mm çaptan daha üstte olduğunu ve ekranda görünen program referans noktasının sağ tarafında olduğunu görmekteyiz. Bu kıyasa göre, G00 hareketi için hedeflenen X koordinatını 50 mm, Z koordinatını da 10 mm olarak tanımlayabiliriz. Bu veriler çerçevesinde N60 satırı G00 X50 Z10 şeklinde yazılır. Ardından EOB ile bu blok satır sonlandırılır. N70 satırında kesiciyi 2 numaralı noktaya konumlandıracağız. Bu nokta alın tornalama öncesi X ekseninde parçaya temas etmeyen, Z ekseninde alın tornalama koordinatına pozisyonlandığımız kısımdır. Çizgi tipi ince ve kırmızı. Buna göre talaşsız hızlı hareket G00 kullanıyoruz. Ardından hedeflenen koordinatları yazıyoruz x ekseni 45, z ekseni 0, buna göre n 70 satırı, g 0 0 x 45 z 0 şeklinde yazılır. n 80'de yazacağımız blok satır ile, kesici takımımız artık talaş kaldıracaktır. Resimden de anlaşıldığı gibi, çizgi tipimiz kalın ve mavidir, buna göre g 0 talaşlı doğrusal ve ilerleme değeri olan hareket kullanacağız, ardından 3 numarada belirtilen koordinata hareket edeceğiz. Bu veriler çerçevesinde, n 80 satırı, g 01 x 0 z 0, f 0.5 şeklinde yazılır. F ilerleme değerini, şimdilik 0.5 olarak kabul ediyoruz. Bunun ile ilgili detay içerikler, gelecekte hazırlanabilir. N90 satırında kesici takımı 4 numaralı noktaya konumlandıracağız. Bu blok satırda, Z ekseninde, bir miktar parçanın dışına ve X ekseninde de, silindirik tornalama yapacağımız çaptaki koordinatlara talaşsız hızlı bir konumlama yapacağız. Bunun için bu kod bloğu, N90G00X35Z5 şeklinde yazılır. Burada X35 silindirik tornalama çapımız, Z5 ise parçanın dışından emniyetli bir şekilde konumlanıp, silindirik torlamaya hazırlandığımız koordinattır. N100 satırında, kesici takımı, 5 numaralı noktaya, talaşlığı doğrusal bir şekilde hareket ettireceğiz. Bu blok satırda, silindirik tornalama işlemini gerçekleştiriyor olacağız. Bunun için bu kod bloğu, N100, G01, X35, Z25, F0.5 şeklinde yazılır. N110 satırında, kesici takımı, 6 numaralı noktaya, talaşlığı doğrusal bir şekilde hareket ettireceğiz. Bu blok satırda, silindirik tornalama işlemi sonrası, kesici takımı kontrollü bir şekilde, parça dışına talaş kaldırarak, hareket ettireceğiz. Bunun için bu kod bloğu, N110, G01, X42, Z-25, F0.5 şeklinde yazılır. N120 satırında, kesici takımı, 7 numaralı noktaya, talaşsız, maksimum hızda emniyetli bir koordinata konumlandıracağız. Bunun için N120, G00, X100, Z100 şeklinde yazılır. Ardından fener milini durdurmak için N130 satırına M05, soğutma sıvısı akışını durdurmak için N140 satırına M09, programı sonlandırmak için N150 satırına M30 yazıp programımızı tamamlıyoruz. 35 mm çap ve 25 mm boy ölçülerine sahip temel seviye, basit bir alın ve silindirik tornalama programı yaptık. Şimdi de programlama yaparken dikkat etmeniz gereken veya program yazmanızı kolaylaştıran bir bilgi paylaşmak istiyoruz. CNC programlamada, bir önceki bloklarda yazdığınız kodlar, aksini iddia etmediğiniz sürece geçerli olur. Bu yüzden bazı kod ve koordinatları tekrar yazmak zorunda değilsiniz. Bizler, şu anda temel seviye, basit bir programlama yaptığımız için, programda bulunan bazı koordinat ve kodları tekrar yazdık. Örneğin, N60G00X50Z10 kod bloğunda yazdığımız, G00 kodunu, N70 satırında tekrar yazmak zorunda değiliz. Bir başka örnek, N 70 satırında yazılan Z 0 koordinatını tekrar N 80 satırında yazmak zorunda değiliz. Program yazmakta geliştiğinizde, bunun gibi birçok sadeleştirme yapabilirsiniz. Ayrıca program, takım ucu yarıçap telafisi ihmal edilerek yapılmıştır. Gelecekte daha detay gerektiren gelişmiş içerikler hazırlanabilir. Şimdi yazdığımız programın üretim sürecini CNC torna tezgahında görelim. <laughs> Bu eğitim içeriğinde, temel seviyede, basit bir alın ve silindirik tornalama programı yapmaya çalıştık. Temel yöntemin öğretilmesi için uç radyosunu ihmal ettik. Ayrıca parçanın tornalama işlemini daha iyi gözlemleyebilmek için soğutma sıvısını kapattık. Bu içeriğin, temel programlama yapabilmenize katkı sunacağını tahmin ediyoruz. Hala kavrayamadığınız, anlayamadığınız süreçler varsa, ön koşul bilgilerinizi gözden geçirmeniz, öğrenmenize destekleyici bir etki yapabilir. Bunun için şu an ekranda farenin üzerinde olduğu, ilk yüklenen içerik videoları, ön koşul bilgilerin kavranmasına katkı sunabilir. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.